Merhaba arkadaşlar, e, karantina günlerimiz devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verileri takip ediyoruz. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Hastalara da acil şifa diliyorum. Bugün 5G ile ilgili biraz kısa bir değerlendirme yapacağım. Sizlerden çok talep geldi bu konuda. Haklı olaraktan, çünkü tüm dünyada, sosyal medyada, mevcut salgınla 5G arasında bağ kurmaya çalışan bir yaygın bir kitle var ve giderekten de bu e, baskın bir hale gelecek daha da artacak. Şimdi hastalıkla ilgili mevcut durumla ilgili olay varken niye 5G konuşuyorsunuz demeyinsiniz diye söyledim. Şu an dünyada 5G ile salgın arasında e, bir bağ olduğunu düşünen çok ciddi bir kitle var. Bunun nedeni de 5G'nin yaygın bir şekilde Wuhan'da kullanıldığı ve İtalya'daki Salgının en etkin, etkin olduğu yerde 5 de etkin olduğu, Fransa'da mesela 5 yoğun olduğu, dünyada salgın haritası ve 5G haritasına bakarsanız birebir örtüşme olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu nedenle bu konudaki değerlendirmekteki ana amacım e, Türkiye'deki oluşturulacak bir birimin bu konuda vatandaşımızı aydınlatmasını istiyorum. Farkındalık oluşturma amacıyla ben bu yayını yapıyorum. 2017'de dünya çapında ciddi bir bilim adamı grubu, Türkiye'de de 18 bilim adamı vardı. Birleşmiş Milletler'e bir rapor sundular. Bakın rapor aynen şöyle başlıyor. Ben size girişini okuyacağım bu raporun. Bizler non iyonizan elektromanyetik alanların EMF biyolojik ve sağlığı ilgilendiren etkileri üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarıyız. Hakemli dergilerde yayınlanan araştırmalar ışığında yaşam alanlarında gün geçtikçe artmakta olan elektrikli ve kablosuz cihazların kayna cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlardan büyük endişe duymaktayız diyor. Bizdeki bilim adamları da bu raporu ben daha önce birkaç televizyon programında gündeme getirmiştim. Arkadaşlar dünyada böcek popülasyonu %80 oranında azalttığına dair e, e, yayınlar var. Ve bu popülasyonun azalmasında elektromanyetik dalgaların etkili olduğu, burada da 4G şimdi de 5G'nin çok etkili olduğuna dair ciddi bilimsel çalışmalar var. 5G olayını daha doğrusu bu e, dijital dünya olayını başından beri izliyorum ben. Bunu izlerken de gazete dedikodusuyla değil hangi bilim adamı, hangi çalışma yaptığı merak ettiğim bir arkadaş grubumuz var. Yaygın bir şekilde paylaşımlarda bulunuyoruz. Hatırlayın bakalım birkaç gün önce Twitter'da bir mesaj atmıştım. Hatta Instagram'da da attım. Arkadaşlar bulunduğunuz ülkede, şehirde sokaklar boşken 5G çalışmaları var mı? Bazı istasyonları dikiyorlar mı diye Avrupa'da her ülkeden, Amerika'da her eyaletten fotoğraflarla beraber geldi. İnsanlar evlerindeyken hızlıca yangından mal kaçırır gibi sokaklarda bir 5G'leşme süreci var. Bazı istasyonları dikiyorlar. Şimdi daha önceden önce şöyle bir haber çıktı. İnsanlar evlerine kapandığı için Sosyal medya platformlarına yüklendiler. Facebook, Youtube, Google gibi şirketler bu yüklenmeye cevap verebilmek için bazı uygulamalarında vazgeçtiler. Kitle hitap edebilmek için. Şimdi salgında virüsün neden olduğu en önemli şey solunum yetmezliğinden ölümler gerçekleşiyor. Solunum cihazında 5G ile ilgili yapılan çalışmalarda da arkadaşlar akciğerin oksijen emilimini azalttığı, 4G'nin de hücrenin su elimini azalttığına dair hücrelerin çok ciddi kaynaklar var, bilimsel kaynaklar. Zaten diyor bizde bilimsel hakemlik dergilerde yayınlanan yayınlarımızdan diye bahsediyor buradaki Birleşmiş Milletler'e verilen raporda. Önemli bir bilim adamı grubu da 5G'nin ter bezlerinin antenlerini ele geçirdiğini söylüyor. Yani vücudunuzun terlemesini kontrol ettiğini, sizi strese sokabileceğini, saçlarınızın dökülebileceğini, DNA'ya DNA'da değişiklik yapabileceğini. Bunun anlamı ne demek? DNA'da değişiklik mutasyon mikroorganizmalar için. insanlar için ise kanser anlamına gelir bu. Dolayısıyla şimdi birçok ülkede şu tartışılmaya başlandı. Acaba bu virüs, koronavirüs mutasyona mı tabi kalıyor? Yani şimdi aşı bulmaya çalışıyoruz ya, bulduk aşıyı da mutasyon olursa ne yapacağız? Bilgeys'in iki gün önce bir açıklaması vardı. Ne diyordu Bilgeç? Aşı 12-18 ay arasında ancak geliştirilebilir diyordu. Ve bu arada da diyor, insanların bir kısmı karantinadayken, bir kısmı sokaktayken bu süreç uzar. Yani diyelim ki çıktık biz 3 ay sonra, 2 ay sonra eğer bu olay salgın yeniden gelebilir diyor. Nitekim bugün haber vardı BBC'de Güney Asya ülkeleri Asya ülkelerinde vaka sayılarının yeniden yükseldiğine dair. Şimdi 5G ile paralel giden mikroorganizmanın e, hareketini, detayını e, ciddi anlamda detayının araştırması lazım. 5G'nin insan vücudu üzerindeki etkilerine baktığımızda e, 4 yıl önce bir tweet atmıştım. Amerika'da lazer silahı geliştirildi. Kitle hareketlerini dağıtmaya yönelik. Yani bu ışın silahı kitlenin üzerine tutulduğunda zaten görülmüyor. Kitlede bir mide bulantısı, baş ağrısı oluşuyor ve kitle kendiliğinden dağılıyor. Orada herhangi bir eylem yapamadan diye. Şu an bir bilim adamı grubu da 5G'nin bu işlevi üstlendiği, istendiği anda kitleyi dağıtabileceği, 5G'nin bulunduğu bölgede duvarları aşaraktan herhangi bir binanın ya da odanın üç boyutlu görüntülemesini yapabileceği, modellemesini yapabileceğine dair yayınlar var. Yine New York'ta itfaiyecilerin, bazı istasyonuna yakın itfaiyecilerin ciddi anlamda hastalandığı, birçok bölgede kuşların öldüğü, zaten sosyal medyada bakın videolar da var, görüyoruz. Hele de bir video vardı, 5G bazı istasyonuna yakınında devasa bir ağaç var, bazı istasyona dönük tarafı ağacın, kökünün böyle kocaman uzun bir ağaç döküldüğünü görüyoruz. Bunlar doğru mu değil mi? Sosyal medyada görüyoruz. E burada da bilim adamları var. Söylüyorlar. 5G'nin diyor e, megahertz aralığı 30-100 arasında gösteriyor ama bu dalgalıdır diyor. Yani dışarıda vücutta olan bir mikronik basınç yaptığında sizin vücudunuzda farklı bir etkileşime girebilir diyor. Ayrıca bazı bilim adamları da gıdalarla alınan veyahut da zorunlu aşıyla alınan tane partiküler e, e, maddelerin 5G ile aktive edilebileceği yani e, dolayısıyla yediğimiz gıdalara bu anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele bundan sonra hazır paket gıda alırken çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Mutlaka beslenmenin, Canan hocanın da dediği gibi, uyardığı gibi yerli e, kaynaklarımızdan kendi daha güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Şimdi 5G ile çal şöyle tür çalışmalar var. Hayat, vücut e, tüm mikroorganizmaları yani böcekleri kontrol altına almaya yönelik çalışmalardan daha önce bahsetmiştim. Yani böcekler antenleriyle yol bulur. Onların frekansına girip sürü halinde hayvan hareketlerini görebiliriz demiştim. 5G ile ilgili. Bununla ilgili de çok çalışma var. Bundan e, ayrıca 5G'nin e, insana etkisine dair DNA'daki değişikten dolayı kanser aynı zamanda hamile kadınlarda çocuk düşürdüğüne dair veriler de var. Yani e, şimdi hızlı bir şekilde uydulaşma var. Artık bu yıl içerisinde tamamlanacak. Gökyüzünden de üzerimize 5 g e, dalgalarını üzerimize almış olacağız. Peki insani bir dünya mı bu? Yani teknoloji geliştiriliyor ama İnsanın bu tür elektromanyetik dalgalar altında, stres altında ne zaman nasıl çarpılacağını bilmeden e, yaşaması insanca bir yaşam mı değil mi? Dolayısıyla hakikaten böyleyse halimiz ne? Buradan benim çağrım Cumhurbaşkanlığımıza bu noktada bir beşgenin etkilerini araştıran bir ofis kurması ve vatandaşımız aydınlatılmaz, aydınlatması gerek. Çünkü bu tartışmalar büyüyecek. Bir cevap veremedim. Bir arkadaşım Danimarka'dan atmış. Takipçi arkadaşım. Çevreci gruplar top, şu an imza kampanyası topluyorlar. 5G'ye hayır. Güney Afrika'da gördüm. Change.org'da bir kampanya başlatmışlar. 5G ile ilgili aydınlanmak istiyoruz. Karşı çıkıyoruz şeklinde. Durum buyken. Şimdi 5G'nin atılma amacı ne? Hızlı internet demek. Yani nesnelerin interneti. Yani artık dijital dünya kurgusu var, içindeyiz. Dijital dünyanın tüm fonksiyonların hayata geçmesi için internetin hızlı olması lazım. Şimdi 5G'nin avantajları var ekonomik yönden. Yani kullandığımız teknoloji, herkes hızlı internet kullanmayı ister ama diğer taraftan eğer bu bizi olumsuz etkileyecekse bu noktada yavaş internet de kullanmaya razı olacaktır insanlık. Bunun için... Nasıl bir dünya kurulu 21. yüzyıl dünyası dijitaldır. Yeni dünya düzeni, dijital dünya düzenidir diye 5 yıldır sürekli söylüyorum. Adım adım ve bu salgın olayında da ilk ne söylemiştim arkadaşlar? Dijital dünya 1.0 test ediliyor. Benim o ilk günkü tespitim şu an dünyada yavaş yavaş seslendirilmeye başlandı ve kaygılığa başladı. Şu an konferans insanlar birbiriyle Zoom üzerinden görüşüyor. Şey, Zoom diye bir program var. Bugün BBC'de bir röportaj vardı. Zoom'un verileri daha önceden Facebook'a Google'a sattığına dair e, gündeme gelmiş. Cambridge Analytica hatırlayın bakalım İngiltere'de. Facebook'un verilerini alarak tam Amerikan seçimlerine müdahil olmuştu. Yine Edward Snowden var Amerika'ya kaçtı. Şey Rusya'ya kaçtı Amerika'dan eski NSA çalışanı. Onun açıklamaları var. Tüm bunlara baktığımızda nasıl bir dünyanın içine giriyoruz sorusu geliyor. Yani dijital dünya insani mi değil mi? Çünkü biz güneşe çıkıyoruz, D vitamini alıyoruz. Gökyüzünden bugünlerde hareket görürseniz gök, gök eyle harekete geçti diye düşünmeyin. Çünkü sürekli uydu atıyorlar. Starlinks, Elon Musk'ın projesi, Tesla'nın projesi. Hazine, yani bu yılın ilk 6 ayında 10 bin tane uydu atacak gökyüzüne. Amazon'la beraber. Yine e, e, OneWeb şirketi var Londra merkezli. O da Sürekli uydu atıyor. Yine Facebook atıyor, Google atıyor. Facebook Şubat ayında izin aldı bu Şubat ayında uydu fırlatmak için. Google'un Kenya'da denemeleri var. Yine Porto Rika'da ilk denemeler oldu, ücretsiz internet. Gökyüzü uydulaştığında iletişim uydu devlet, ulus devletlerin yerinden alınmış oluyor. Şu an biz 3 kuruş daha fazla para kazanacağız diye neyin içine girdiğimizi endişelerimiz var. Bu endişelerimizin aydınlatılması için ben bir farkındalık oluşturmak için bu yayını yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla mesela wireless, büyük wireless yani 5G endekste işte birçok şeyi sigorta şirketleri sigortalamayı reddediyor. Yani şimdi hastanelere gittiğinizde sağlık sigorta şirketlerine sizi sigortalarken ciddi ciddi düşünecek, hasta olmayacağınızı garanti edemeyebilir. Yani tartışmalar o yönde şeyde batıda. Tabii ki ulus devletlerde teknoloji şirketlerinin kesin bir hakimiyeti var ekonomik olarak da. Ama insanlık eve kapandığında bu konuları düşündüğünde başka bir tablo çıkacaktır. Şu an gelen sorulardan anladığım bu anlamda ciddi bir endişe var arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Yapacak şey şu. Bir, Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde dijital dönüşüm ofisi var. Dijital dönüşüm ofisi sadece teknolojik, ekonomik olarak bakmayacak. Sosyologları, psikologları, tıpçıları, genetikçileri bir araya getirip ayrı bir dijital sosyal dönüşüm ofisi kuracak. Tüm bu blockchain tamamlı gelişmelerin Türk toplumuna nasıl etkileyeceğini, Türk devletini nasıl etkileyeceğini, nasıl dönüştüreceği üzerine çalışacak. Ayrıca bunun insan sağlığı üzerine, insan psikolojisi üzerine etkilerini de araştıracak ve bizlere aydınlatacak. Peki bireysel olarak bizler ne yapabiliriz? Arkadaşlar insan fıtratı gereği toprağa bağımlı bir canlıdır. Şu an topraktan kopartılmış singularity, transhumanizm, artırılmış gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik, yapay zeka ile başka bir dünyanın içine gidiyoruz. İnsan fıtratına çok uyan bir dünya değil bu. Yani Batı'da şu an tartışmalarda şu soru geldi. Acaba virüs dijitalleşmeyi sağlamak için mi? Çünkü bu konuşuluyordu ama şu an İnsanlar bu noktada çok fazla adım atmıyordu. Şu an herkes adım attı, özellikle e, Twitter'da görebilirsiniz. M Bursa sitesi için bir yazı yazdım, dijital sağlık diye. Daha önceki yayınlarda da çıkça söylemiştim. Modern sağlık kötülenecek, bununla ilgili kitaplar yazdıracaklar. E, modern sağlığı kötülemek için, o bizi nasıl soymuşlar, İlaçlara güvensizlik getirecekler falan diye. Hakikaten de dünyada birçok ülkede aynı da çıktı. Bu tip e, sağlıkta bizi nasıl sömürdüler, soyulduk aman güvenmeyelim diye. Niye? Çünkü dijital sağlığa geçiliyor şu an. Aynı insanlar sağlık sektöründe, modern sağlıkta e, insanların 3 kuruş kazananlar şimdi dijital sağlıkla 5 kuruş kazanacak. Üstelik tedavi ettiği insanı da kontrol edecek. Ve istediği zaman da hasta edebilecek bir teknolojiye sahip mi sorusunu soruyorum ben burada. Dolayısıyla beslenmede mutlaka organik beslenme, köyünüzden beslenme, bahçenizden beslenme. Organik pazarlara daha çok gitmemiz lazım. Çünkü bilim adamlarının burada söylediği enteresan bir şey var. GDO'lu gıdalardan nano e, e, vücudunuza herhangi bir par, şey almayacağınız mümkün mü? Yani vücudunuza küçük nanoparküler koydukları zaman gıdaların içerisine 5G ile aktive olma ihtimali var diyorlar burada işte. O zaman gıda güvenliği önemli. 3 yıl önce 2017'de bir tweet atmıştım. Gelecekte iki şey var: yapay zeka ve gıda güvenliği. Gıda güvenliği deyince sadece organik gıda üstünden gitmeyin. Vücudunuzdaki almış olduğunuz gıdaların üzerinde elektromanyetik dalgalarla aktive edebilecek parçacıklar var mı? Bu konu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Ee, nesnelerin interneti, 5G ile hızlı internet yani eşya birbirleriyle ilişki kuracak. Buradan şeyi şudur arkadaşlar, bunu da çok anlattım. Felsefi olarak da e, nesnelerin internet dediğimiz olay teknolojik tekillik diyoruz. Bunun adı singularity'dir, tanımı. Singularity'nin bir sonraki hedefi ne? Transhumanizm yani dijital tıpla ölümsüz insan. Şimdi bugün milli eğitimin okutmuş olduğu öğretmenlere e, online eğitimde verdiği desteği var. Geleceğin meslekleri olarak da organ tamircisi, hafıza taşıyıcısı falan gibi şeyler söylüyorlar. İşte transhümanizm bu yüzyılın dini olacak olacak derken olmasını istiyorlar. Dediğimde bu derslerde de zaten bunları görüyoruz şu an. Tamamen transhümanizm akımına uygun dersler var. Sanki hafızayı insandan şimdi Elon Musk'ın Musk kurduğu nörolog şirketi var. İddiası ne? Ben de insan beynini bilgisayar aktaracağım. Şimdi bunu aktardığını varsaymış gibi Milli Eğitim Bakanlığı geleceğe mesleği olarak tanımlayamaz arkadaş. Yok öyle bir şey daha. Ne demek hafızanı şu an bilgisayara aktaracak da hafıza taşıyıcısı, hafıza onarısı gibi şey yapıyorsunuz. Ders veriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Beslenme mutlaka yerli tohuma yönelik olması gerekiyor. Bundan sonra gıda güvenliği çok önemli. Yerli tohum ve Anadolu'dan beslenmemiz gerekiyor. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Yani şu an yapay zeka'ya karşı bir numara tarımdır. Bunu da şimdi söylemiyorum. Şimdi tarımcı arkadaşlar konuşuyorlar ama teknoloji bilmeden tarım yapamazsın. Neden yapamazsın biliyor musun? Çünkü 5G ile böcekler aktif eğer kontrol edilebiliyorsa çalıştıkları bu yaptığın tarımın hiçbir anlamı gelmez. Gelir sürü halinde böcekler talan eder gider. Bunun için yer aldı tarımı. Bunun için bu tip 5G ile kontrol edebilen sistemlerden uzak duran tarım şekilleri üzerinde şu an dünya çalışıyor. Yani teknolojiyi bilmeden şu anlamda tarımla yapamayacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu nedenle dünyadaki gelişen teknolojiyi doğru algılayıp bunun iyi tarafını kullanıp bunun olumsuz tarafını da elimlenecek şekilde toplumu aydınlatmamız lazım. Bir sonraki videoda dünyada hangi bilim adamı, hangi üniversitede nasıl çalışmalar yaptığı 5G ile ilgili fırsat bulursam benim notlarımdan onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, bu akşamlık da şimdilik bu kadar. Biz her şeye rağmen çayımızı içmeye devam ediyoruz arkadaşlar.